Ying, sakal charetsing. Եվ բանը նրանումն է, որ պատերազմից չէինք վախենում, քանզի վստահ էինք հաղթանակին։ Իրապես տեսանք, որ մենք էինք ուզում այդ պատերազմը։ Սահմաններում արդեն ռազմական գործողությունները սկսել էին, երբ թուրքերն առաջարկեցին բանակցություններ։ Սակայն մերժեցինք առաջարկները, դա մի մեծ հանցագործություն էր, ողջ դեպքն ու գործը աններելի էր, մենք ոչինչ չարեցինք, որպեսզի խուսափեինք պատերազմից, և ընդհակառակը մենք մեր ձեռքերով հանգեցրինք պատերազմի։ Aşırı milliyetçi Ermenilerin, Anadolu'da Ermenilerle birlikte yaşayan bütün halkların kaderini tayin ettiği nihai karar Erzurum'da verilir. Taşnaklar 1914 yazında, yani savaşın hemen öncesinde Erzurum'da bir kongre toplar. Osmanlı hükümeti Taşnakların Ruslar ve İngilizlerle yaptığı anlaşmalardan ve genel isyan hazırlığından haberdardır. Ermeni komitelerini uyarmak için toplantıya temsilci gönderir. Bu temsilciler, devlete isyan etmenin ve düşmana yardım etmenin Ermeni toplumuna vereceği zararları anlatır. Ermeni temsilciler toplantıda sessiz kalır. Ancak karar çoktan verilmiştir. Alınan önlemler, uyarılar, tutuklamalar, Ermenilerin genel isyan hazırlığını önlemeye yetmemişti. Doğu cephesinde bulunan Enver Paşa, 2 Mayıs 1915'te Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya kritik bir telgraf gönderdi. Efendim, İngilizler Kirte'de yeni bir taarruz başlatmış. Taarruzun sol kanadına 4 İngiliz tugayı, sağ kanadına ise 2 Fransız tugayı katılmış. Savunmamız İngiliz taarruzları karşısında tutunurken Fransız kesiminde yarılma noktasına gelmiş. Kafkas cephesindeki telgraf iletişimi kurabildiğimiz yerlerden de iyi haberler alamıyoruz efendim. Elimizde Trakya'da tuttuğumuz geri birlik var. Hayır, o birlikleri kaydıramayız. Çanakkale'den İstanbul'a yürümeleri ihtimaline karşı hazır halde bulunmalılar. Hatta takviye edilmeliler. Ne yani? Koca imparatorluk tebaasını koruyamayacak mı? Efendim, durumu zorlaştıran... Paşam, acil kodlu bir telgraf var. Enver Paşa'dan. Oku evladım. Ayaklanan Ermeniler ordunun hareketlerini engellemektedir. Toplu halde bulunan Ermenilerin buralardan çıkarılarak isyan yuvalarının dağıtılması düşüncesindeyim. 3. Ordu Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ruslar 20 Nisan 1915 tarihinde kendi sınırları içindeki Müslümanları sefil ve perişan bir halde sınırlarımızdan içeriye sokmuşlardır. Hem buna karşılık vermiş olmak hem de yukarıda bahsettiğim amacı sağlamak için ya bu Ermenileri aileleriyle birlikte Rus sınırı içine göndermek ya da bu Ermeni ailelerini Anadolu içinde çeşitli yerlere dağıtmak gereklidir. Bu iki şekilden uygun olanının seçilmesiyle tatbikini rica ederim. Beyler, Anadolu'da tutunabilmek için başka çaremiz kalmadı. Günümüzdeki tartışmalara neden olan ikinci önlem bu toplantıda şekillenir. Kamuoyunda tehcir ya da günümüz Türkçesiyle zorunlu göç olarak adlandırılan sevk ve iskan kanunu. 27 Mayıs 1915 günü çıkarılan yasayla orduya askeri nedenlerle casusluk ve hıyanetini hissettikleri köy ve kasabaların ahalisini diğer mahallelere sevk ve iskan ettirme yetkisi verilir. Թուրքերը շատ քաջ գիտեին ինչ են անում և հետևաբար ոչ մի զղջում այդ պատճառով չունեին։ Ավելի ուշ հասկացվեց իհարկե, որ Թուրքիայում այդ որոշումը ամենաճշգրիտն էր և հիմնված էր ամենահամապատասխան մեթոդների, որը հիմնովին և ընդմիշտ
1915 yıllarda Ermeniler arasında çıkan ayrılıkçı örgütlerin Türk ordusunu arkadan vurduğunu anlatan Fransa eski Genelkurmay Başkanı Oray Lancansi bugün hayatta kalmalarını Türklere borçlular. Buyurun. 16 Mayıs 2005 tercüman. Lütfen bunu göster. Hayatta kalmalarını kime borçlular? Bize bu tarafa, borçlular. Bu tarafa. Lütfen hepiniz alın. Who gets taken to the camps? They tend to be Orthodox Armenians with strong ties to the Russians. They tend to come from these provinces. So this relocation is tailored, it's controlled. 3,000 Armenians in 1918 are still living in their original homes, not in the black provinces, but over here in the western provinces. So 350,000 people are unaffected by this. How come? Because they weren't thought to be a threat to the army. Regarding Ödemiş, I found a report of the French Navy's intelligence service saying that the Armenians of Ödemiş prospered even during the war because they were unmolested. So they did not suffer at all during the war. Cephenin hemen gerisindeki Osmanlı Ermenileri, imparatorluğun daha güvenli bölgesi olan Halep ve Şam'a doğru yola çıkarılır. Artık isyan bölgesinden ve savaşın getirdiği tehlikelerden uzaktadırlar. Ancak Osmanlı birçok cephede birden savaşmaktadır. Bu nedenle de iç güvenlik zayıflamıştır. Every convoy of those Armenians who were being sent to Syria, they should be sent in groups of 200 people. There should be all measures taken to secure the properties they left behind. They should be provided adequate food and water. And for every convoy of 200 deportees, there should be 12 gendarmes escorting them. Right? Well, there were no gendarmes left in Anatolia. After the disaster at the Battle of Sarıkamış, where somewhere between 60 and 80,000 Ottoman troops from the Third Army, I believe, froze in one night. All of the gendarmes who had the responsibility for local police work in central and eastern Anatolia were drafted into the army. Göç edenlerin mümkün olan en güvenli şekilde yerlerine ulaştırılabilmeleri için ard arda kararlar alınır. Örneğin, birliklere gönderilen bir yazıyla göçmenlerin gerekirse askerlerin hakkından beslenmesi istenir. Ulaşım aracı olmayan birçok aileye kanılar temin edilir. Ancak devlet otoritesi birçok cephede birden savaşmanın etkisiyle zayıflamıştır. Üstelik Ermeni çetelerinin Müslüman nüfusa uyguladığı şiddet iç savaş ortamını hazırlamıştır. Patlamaya hazır bir bombaya dönüşen bu ortam her türlü müdahaleye açıktır. Nitekim kimi kafileler göç sırasında yerel çeteler tarafından saldırıya uğrar. Osmanlı Devleti Ermeni yurttaşlarımıza karşı uygulamalarda Ermeni toplumunu toptan yok etme amacıyla hareket etmemiştir. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında karşılıklı kırım ve zorla göç ettirme olduğunu her zaman belirttim. Ermenileri değil, büyük devletleri sorumlu tuttuk. Tehcir kararının mimarı olan Dahiliye Nazırı Talat Paşa, saldıranlar hakkında derhal soruşturma açılması ve en ağır biçimde cezalandırılmaları emrini verir. Görevini yapmayan kimi kaymakamlar görevden alınır ve cezalandırılır. Soruşturmalar sonucunda toplam 1673 kişi divan-ı harpte yargılanır, 62 idari yönetici ve asker idam cezası alır. Including an Ottoman governor. They weren't perfect. A lot of people got away. No doubt about it. But how many Armenians or Russians who killed Turks, how many of them were ever tried and convicted? None. Not a single one. La question arménienne n'existe plus. The Armenian issue is no more. Okay, Talat Pasha says, la question arménienne n'existe plus. But what does it mean? It means I sent orders to prevent new violence against the relocated Armenians. So I consider that the issue is finished. So what he said was exactly.